amacın şu diyor. Ben sana açık söyleyeyim. Ben lafı dolandırmayı biliyorsun, hiç sevmiyorum yani. Fazla net bir insanım. Her şeyde bazen burada ekranlarda da söylüyorum ama. Ya kardeşim diyor ki. Senin diyor umurunda yani Mustafa'nın şükür mükür umurunda değil diyor. Değil. Ne var yoksa o Fatma zaman, diyor. Hanım, değil mi? Benim onun dediğinden anladığım o yani. Ben öyle söylemiyorum. Umurunda değilse o zaman araştırsın. Ne bildikleri varsa açıklasın bulsun o zaman. Yani Mustafa'nın bütün derdi Fatma diyor. Ben niye Fatma hocam ben derdi ya? Yani onu seviyor musun? Ben şuraya çıktım çıkalı benden bir gün olsa bir yamukluk gördünüz mü ya? Bir gün olsa bir çelişkili bir laf kullandım mı? Yok canım. Kendi konuştuklarına kendisi inanmıyor dört ya. Dört dörtlük her şeyi dört İntikam dört almak için. Benim yeğenim kendine suç ortaya yaptı ya. Valla ben kendi fikrimi söylüyorum. Mustafa o Fatma'nın fikriydi. Ben de diyorum ki ikiniz senin gözün Fatma'yı görmüş, Fatma'nın gözü seni görmüş. İkiniz de şükür unutmuşsunuz. Şunu da söyleyeyim. Şükür unutmuşsunuz. Bak şunu da söyleyeyim. Açık ve net yani. Şunu da söyleyeyim. Hala da vallahi billahi beni seviyor o bak. Hayır. O da öyle diyor. Benim için bitti Allah katında benim için bu saatten sonra boş. O da diyor ki Mustafa diyor beni diyor çok seviyor hala diyor. Ben onu sevseydim. Demedin mi? Didem Hanım ben bak, onu sevseydim evden boğmazdım dövmezdim ya. Şişe vurdum ona ya. Arkama düşmez o zaman. Teyzemin Fransa'daki teyzem aramazdı, halam aramazdı. O da diyor, o beni çok fazla seviyor. Niye aradım? Bunu da aradım. Da Facebook'tan dayıma ulaşıyor mesela. Ya çok özür dilerim ama birbirinize olan sevginizden şükür olan sevgisi, şükürü sevmeye zamanınız ya, olmamış. Ya bu saatten sonra boşa tamam onu bırakın gayet. Yok Allah yolunu bahtını açıksın. Sadece çocuğuma aksın. Ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Başka hiçbir şeyin arkasında değilim. Yani en fazla süreceği bir sene bilen değil. Yani zabakınlar gibi bir sene bilen sürmez. Tamam bu çocuklar mı gelmiş buraya bu? Bilmiyorum vallahi çok şaşkınım. Sana ben bir şey soracağım bak. Çok şaşkınım bir, yani. Kaba bir kelime konuşursam özür dilerim. Çocuk mu aramaya gelmiş buraya? Yani özür dilerim ama ikiniz niye geldiniz? Çocuk aramaya gelen adam inşaatta da ne işi var? Bak. Ya onun özel hayatı bizi ilgilendirmez. Öyle yaptığını düşünmüyorum yani. Onu ilgilendirmez. Yani inşaatçı varsa ilgilendirmez onu. Söylüyor ya. O zaman çocuğun ara burada. İnşaatta değil. Yani Mustafa katili biliyor o yüzden umursamıyor mu diyorsun? Bak ben orası ilgileniyorum. Aynen öyle. Ha, katili biliyor umursamıyor. Ya hamileli olan bir adam çocuğunun kaybolduğunu bilmez mi? E bilir tabii. Sen gibi şey olunca bilmem. Ben çocuğuma birisi dövüşe dışarıda oğlumun peki, dışarıda dövüşe ne olduğunu o zaman bilmem bir dakika, öğrenmem ya. Bir dakika Mustafa katili neden ele vermiyor? Korkuyor bir adam hem de tehdit ediyorlar hem de bir şekilde bir adam korkuyor. Ha, katili biliyor diyorsun. Ya katiliyse çocuğu öldüyse... Bir şekilde bir şeyler yani, biliyor. Özür dilerim ama yani bir anne baba yani siz de artık. Ya hamile olduğunu bak ilk zamana geldiği geleli bak ben devamlı buradan gittiğim zaman yayını izlediğim zaman WhatsApp şeyden olsun devamlı ekran görüntüsü alıyorum. Ne konuşuyorsun ne konuşuyorum aynen, ne oluyor? Buraya çıktığı günden beri çocuğumun hamile olduğundan şüpheleniyordum ama konduramıyordum. 2,5 aylık aydı dedi. 5,5 aylık dedi. Dün müydü dün her günde burada sen sordun hamileydi dedi. Sen gibi kıvıramıyorsun da ondan. Hamile dedi. O zaman hamileli olduğunu biliyor o zaman Didem Hanım bu. Ya biliyor canım. Ama yani emin değildim diyor. Ama açıklayamıyor Didem Hanım. Yani gibi kıvıramadığım için yalanlar meydana çıkıyor yani. Bak diyor ki ben hamile olduğunu düşünüyordum ama yani emin değildim diyor. Doğru mu anladım? Yani yalanlar kıvıramadığım için kendisi gibi. Ben doğru mu anladım? Hamile olduğunu biliyorsun ama konduramıyorsun. Hayır kondurmadım sadece. Kondurmadım diyor bak. Yani hamile olduğunu nereden nasıl biliyor? Hamile diyebiliyorsun. Sadece tam öğrenciydik. Hamileydin değil, nasıl diyebiliyorsun ya? Yolda koduğuna mesela kumaya getiriyor. Ya şurada hepimizin bir çocuğu var ya, hepimizin kız çocuğu var ya. Hastaneye götürüyor mesela, evimizden hastaneye diye çıkarıyor. Niye eve teslim etmiyor? Bir saat banyoya, sonra giderdi, yarım saat sonra gidiyordu. Bir kız çocuğu banyoya girdiği zaman anne mi girer yanına, baba mı girer? Bana bunun cevabını verebilir misin Didem Hanım? Anne girer tabii. He? Anne girer. Banyoda o mu gördü diyorsun? Ya mesela bir banyo yaparken, banyo yaptırırken. Yani vücutundan, kalıbından üşüleniyordum dedi ya. Ben girmiyordum banyoya diyor. Hayır girmedim dedi o. Giriyor muydu çocuklar? Hiç mi girmezdi ya? Bence giriyordur. Ya ben hayır yani. Daha. Ben kendini bildim bile girmiyorum. Çocuk yani, kaç yaşından itibaren banyoya girmiyordun? Yani ben yaşı 12 olduğundan beri girmiyorum. Yani kendi yıkandığı bile. Küçüğü de aynı mesela. Küçüğe de girmiyorum. Erkek çocuğunu anlıyorum ama. Erkek çocuğunu yatan annesi giremez. Yani erkek yok ki devam. Ama ben girerim giriyorum. Baba olarak. Girerim mesela ben. Ama kız çocuğuna baba giremez. Yok, ne bileyim bir şeye ihtiyacı olur, havlu ister, bir şey yapar, girmiyor yok, muydu? Yok, girmedim dedi ama. Ben söylüyorum. Girdim desem girdim der. Çocuk nerede duş alıyordu? Banyoda. Banyo neredeydi? Hani tavana çıktı ya oradaydı. Üst katta. Ya üst katta değil, tavana çıkan. O şu merdiven şeyin olduğu yerde yani.
görmüyordum. Yani girmiyordum. Yani niye Meryem öyle söyledi peki? Ben söylemedim. Onun ağzından duymuş. Ben söylemedim. O Fatma şey Mustafa'nın söylediği söylüyor şey. Söylüyor çünkü. Mustafa söyledi diye söylüyor. Meryem onu nereden söylüyor? Benim ağzından duymuyorum. Meryem'e ben mi demişim göğüslerinden, şeylerinden, şuran dediği ben mi demişim? Fatma'nın sana öyle söylediğini söylemişsin. Aynen. Ben söylemiyorum. Meryem dediği öyleydi ya. Ya ben banyo yaptırdım dedi. Banyo yaptırdım demiş. Bilmem ne demiş ya Meryem'e. Diyor ki işte Meryem onu işte senden yani duymuş. Ağzından duymamış. Onun ağzından duymuş. Ben nasıl bir karşımda ama, bir bayana diyebilirim o kelimeyi ya. Bu hamleymiş bilmem ama ne demiş Meryem'in, ya. Bak o röportajı ben bir daha yayınlarım. Meryem orada diyor ki Fatma bana söyledi diyor. Aynen. Mustafa ben yanlış mı hatırlıyorum? Mustafa diyor. Ay onu yarın bir daha ekranlara getirelim bana sevgili izleyiciler. Şey, bir daha getirelim. Benim ağzından demiyor. Mustafa'nın ağzından diyor. İyi bakın. Ben de öyle hatırlıyorum da ama... Bakın dedim hanım. Bak koordinatörüm Özgür. O gün de söyledim ben. Özgür. Meyrem söylerken de söyledim. Bak Mustafa'nın ağzından duymuş dedim. O gün de söyledim. İlerleyen zamana da Mustafa da söyledi dedi. Hayır. Aynen. Hamileymiş dedi. Mustafa zaten hamile olduğunu ben. Mustafa hamile olduğunu doğruluyor. Ama sen banyoda çocuğun banyo yaptırırken bir şeylerden şüphelendiğini, göğüs uçları hayır. Vesaire Meryem öyle söylüyorsun. Hayır. Ben öyle söylemedim. Ben Mustafa demiş ki banyo yaptırırken gördü Fatma diyesiymiş. Öyle söylüyor orada. Ben söylemiyorum. Bir yayınlasana şunu be gözünü seveyim. Ben söylemiyorum. Ben o gün de söyledim. Meryem'in ikinci... Hazır mı arkadaşlar o? Şeyi yaptığınızda da söyledim. Hazır mı röportaj? Hazır. Hadi verelim ya. Buyurun. Verdim. Ekran Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeyi de koyduk. Buyurun lütfen. Hastaneye gitmiş mi araştırayım bir şey diyeyim bir soruşturayım dedi halde ısrarla kimlik yok dedi kimliği vermedi Fatma. Ertesi gün kimliği bulan Fatma mı? Evet ertesi gün etrafa bakarken dedi kimliği düşürmüş dedi. Yukarıda elektrik direği var oraya dedi düşürmüş dedi. Acelesinden dedi. Acele apartman götürmüşler herhalde dedi. Aceleyle dedi kimliği dedi düşürmüş dedi. Ya biri kaçırdı dedi ya da dedi... Mustafa dedi ki dedi, o zaman dedi yanında telefon vardı, haber etti birine acele bize korkusundan götürttürdü kendini dedi. İşte Mustafa'nın kendisinden de duydum bu kelimeyi. Ben dedi motorla götürdüm getirdim dedi, ama indirdim dedi eve girmemiş dedi. Elinde dedi telefon varmış herhalde dedi, gizli saklıyormuş bizden dedi. Sevdiği varmış herhalde dedi, onunla dedi gitmiş dedi, eve gelmemiş dedi. Peki o zaman Mustafa... Şükür'ün hamile olduğunu biliyor muydu? Hamile olduğunu ortamda söyledi Didem Hanım. Yani hamileymiş dedi. Annesi dedi yumuşakmış dedi. bana hastaneye götürmemi söyledi dedi. Ben de götürdüm getirdim dedi. Başka bir şeyim yok gül. Ama dedi bıraktığımda dedi eve girmemiş dedi. Yani hamile olduğunu babası biliyordu doğru mu? Evet yani. Evet. O gün akşam Fatma söylemiş. Kız hamile göğüslerinden şüphelendim deyince doktora götür demiş Fatma. O akşam öğrenmiş. O da götürmüş ama geri gelmemiş kız. O akşam mı Mustafa aynen, öğrenmiş? Akşam. Öyle dedi yani. Mustafa nerede telefon bırakmış? Varmış elinde dedi. Demek ki dedi kendini götürtürmüş dedi. Mustafa nerede bırakmış kızı? Bayırda, evlerin üstünde bayırda dedi. Yani aşağı inip gidecekti dedi. Direğin orada dedi, bıraktım dedi. Israrla sorduğumuzda kız kaçtı. Sevdiği varmış herhalde, kaçtı diye öyle sürekli öyle dediler. Peki sevdiği var, kaçtı diyen Mustafa mı, Fatma mı? İkisi de. 15 yaşındaki bir kız çocuğunu evet. Kimin hamile bıraktığını sen sordun da Meryem sana ne dedi ya da Mustafa sana ne dedi? Sen bana onu söyle. İnşaatçılar çalışıyordu dedi. Orada dedi yalnız kaldığında onlar girip çıkmış olabilir dediler. Bu ilk yani şey söylüyor Mustafa. Yani seninle konuştuklarını anlatıyor. Aynen. Çok net yani. Yani sen şu, hatta motorla getirip götürdüğünü de söylüyor. Ben demişim öyle mi? Öyle diyor Meryem. Bunun sırdaşına ben demişim öyle mi? Demin söylüyordu ya. Meryem niye bu arada konuşmuyor? Sen onlar konuşacak falan dedir eniştesi. Konuşmadılar hiçbiri çıkmadı. Niye çıkmıyorlar? Çıkmadılar. Şu anda benim Facebook'tan bilmem neden hepsini engellediler. Ha, onlar seni engellediler. Hepsini engellediler. Bütün diyaloğu kestiler sende. Şu anda bir hiçbir şey yok. Onun kocasıyla da çok samimi arkadaşmışsın aynen. Aslında. Hepsi şu anda ikisi de ne Facebook'tan ne TikTok'ta hiçbir şeyden hepsinden komple beni sosyal medyadan çıkardılar beni şu anda. Valla onlar da o yani eğer gerçekten bunlar doğruysa ilk duyduklarında yapsalarmış. Şimdi bir anlamı yaptılar. Yok yani Meryem. Yaptılar kocasının adı ne? Kocasının... Mehmet. Mehmet, Meryem şu anda yaptığınızın hiçbir anlamı yok. Bu delikanlı tavrı daha önce gösterseydiniz. İnsan gibi daha önce gitseydiniz. Duymuşsunuz her şeyi. Siz de sus olmuşsunuz. Ortak olmuşsunuz bir şeylere. Kusura bakmayın yani. Neyse.
Yani olacak yani, gerçekten onlar da ortak olmuşlar yani. Çünkü ilk andan itibaren her şeyi duymuşlar ve susmuşlar. Yani vallahi cezaevin onların da gelmesi lazım. Kim gider, sen mi gidersin, o mu gider? Ama onların da sizle beraber cezaevine gelmesi lazım. Açık ve net yani.